kantinde oturuyoruz. Bir tane Bilal, Bursalı. Abi ne yapıyorsun falan diye geldi böyle. Daha yeni yeni tanışılıyor. Böyle arkadan bana böyle bir şafak kaldı. Dedim ki bak bir daha şafak kalırsan sıçarım ağzına. Dedim. Orada o kelimeyi ben kullanmasaydım, dikleş, didik, yani dikleşmeseydim adama orada boku çıkardı. Bizim birkaç kısa dönemin hatası oydu mesela. Onu yaptık ama tabii karakter meselesi bu. Yapsın abi ne olacak diyor ne şey yapacağım diyor yani. Ne bela alacağım başıma diyor. Yok lan ben böyle tezgere değil. Egemen'cim teşekkür ederim. Bu arada donate'ler var. Onları tek tek okuyacağım. Ya uzun kısa önemli değil askerlikte. Askerliğin nerede olduğu önemli. Hırsızlık var. Hırsızlık mı? Ulan ben acemi bildiğinde botlarımı iki tane kilitle birbirine bağlıyordum lan. Allah'tan 46 numaraydı, 47 numaraydı botum da almıyordu şu o insan askerliğin kısası uzun önemli değil askerliği yapmak istiyorsan gideceksin yapacaksın zoru da var kolayı da var o senin şansın artık şimdi şöyle ben 40, 46 numara giyiyorum ayakkabı ama askerde genelde bir numara büyük alınır çünkü kışın 3-5 kat çorap giydiğin için soğuktan dolayı mecbur olarak ayağın sınsın diye büyük alıyorsun büyük söylüyorsun ayağını vurmasın diye benim bütün o asker botum, bütün kamuflajım, her şeyim bende bu arada. Bir gün onları giyip böyle mal gibi yapayım. Mı? 47 ise en az 27 saat siktir <laughs> git 15 ay yaptı. E şimdi 15 ay çok farklı bir kafa. Ben buçuk 5 ,5 ayda Hatta hiç izin de kullanmadım ben. 160 küsür günde bitirdim. Boyum 189. Hırsızlık anısı çok var. Ee, telefon la ilgili çok şey yaşanıyordu. Telefon çok ağır yasaktı o zaman. Ama herkesin cebinde bir telefon vardı. O telefon macun. Ya arkadaşlar ben 27 yaşında gittim askere ama orada çocuktum anlatabildim mi? Hala çocuğum ben çocuklukluyum ama orada gerçekten böyle bir hayalimdir. Yatılı okulda büyüseydim, yatılı okulda okusaydım pardon. Orası benim için bir şeydi. Ee, tecrübe yeriydi. Farklı bir yaşamdı yani. Mesela ben tek osurukla yüzde %90'ını uyandırdığımı bilirim. Bak asker arkadaşlarım gelirse yayına bir gün anlatırlar. Tek osurukla bütün koğuşu uyandırttım oğlum. Ben geçici çavuşum. Milleti nöbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek osurukla uyandı hepsi. Ama kuruldum bak ne yaptım biliyor musun? Şiştim 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 gelmiş sabahtan beri burama kadar dayanmış tamam ağzımdan sıçacağım yani. Dedim ki ben tek atmalıyım. Gece de böyle millet daha yatmış saat 10-11 civarları ışıklar kapanmış. 9'da ışıklar kapanıyordu da 10 gibi muhabbet bitmiş falan. Ranzada üstte yatıyorum. Altta da Müslüm var bizim kısa dönem avukat. Böyle piçliğim tuttu bir an. Dedim ki ben bu koğuşu acaba kaşını uyandırırım. Yatıyorum ya sırt üstü. Böyle dizlerimi göğsüme çektim abi. Şu iki kolumla. Ay elimle değil iki kolumla şuradan. Böyle baskıyı uyguladım. O gaz sıkıştı bu kardeşim. Bir koydum sana yemin ediyorum bak 10 um saniye sürmemizde neyim. 1-2-3-4-5-6- 6-7 saniye. Ama nasıl bir ses biliyor musun? Baaaa! Böyle tek yani yükselen bir sesle sadece koğuşun sonundan şöyle bir ses çıktı. Ya aman koyayım diye bir ses çıktı. Müslüm'ün de kafası yandan çıktı böyle. Tek bir şey söyledi bana. Onu ağzımla yaptığını söyle dedi. Dedim vallahi götümle yaptım. Ağzımla yapmadım. Bütün koğuş uyandı. Böyle karanlıkta silüetler görüyorum. Kafalar böyle bakıyor. Arıyor kim yaptı diye. <laughs> Öyle bir anım var. Yani hangi asker arkadaşıma sorsam o soru hatırlar. Niğde merkez değil. Borda yaptım askerliğimi. Aklınızda bulunsun. Tazikli koymak istiyorsanız abi göğüs kafesinize dizinizle bastırın. Kıçı da böyle hafif böyle bir yukarı kaldırın. Yani iyice geri yatın. Bir de böyle bir anda koymayacaksınız. Zaten sıkışık olduğu için küçük küçük basacağım o güdümlü çıkıyor. Hiç affı yok. Niye gözünüzden yaş geliyor oğlum bayağı. Yani ben bu arada gerçekten osuruktan sonra ee, uzunca bir süre gaz oluşturmadı beden. <laughs> yani üretemedi. <laughs> Dibine kadar harcamışım. Sonra bakayım başka başka öyle komik altına sıçan var bir tane onu boş ver. Ee, askerde genelde çadır şok görüyorsunuz. Çadır inanılmaz şok var. Yine bir Diyarbakırlı bir arkadaşım vardı orada. O i̇simlerini unutmuşum ya kaç sene geçti üstünden. Benim bir ara üstte ben gececi olduktan sonra koğuşun dibinde yatıyordum. En dip koğuşta yatıyordum ki e, ranzada yatıyordum ki aşağıda uyanmayayım diye. Çünkü ben gündüz uyuyordum gece ayaktaydım sabaha kadar. Üst katımdan adamın bacağından <laughs> ve kolundan önce sikiniyordu abi çok net söylüyorum. Her gece isnitsin isni, alıp konuşamadım ama her gece işemeye kalkardı o çocuk. Böyle ben yeni yatmış oluyordum sabahları. Abi önce bir yan yatıyordu. Niye bilmiyorum. Yan yattığı zaman çadırı görüyordum. Çadır aşağı baş verdiği zaman hayamına koyayım diyordum ben. Sola dönüyordum. Çocuğun bedeni iniyordu aşağı. Bir gün soracağım ona. Kardeş sende ne var diye. Sıkıntılı çünkü yani. Hani organda da bir sıkıntı var. Youtube'da kendim görüp kendim düşünerek asılacağım. O ne demek lan? Ogda osurdum mu abi yok. Ama o koltuk yüzünden ben osurdum sanılmışım bir ara. Başka başka. Ya çok komik anı var. Bir gün işte onu anlatmıştım. Kraliçe karınca uçuşuna denk geldik. Lan bunların tanesi 9 euro dedim. Bir tane doğulu bir çocuk. amına koy. 9 euroyu duyunca <gülüyor> <gülüyor> 280 tane toplamış. Bir tane böyle küçücük şişenin içinde. Nefes alamıyorlar amına koyayım geldi böyle. Bık bık bık. Abi dedi hepsini topladım dedi. Param nerede diyor amcık dedim. Ulan ben de değil dedim yani yurt dışında bu cins 9 euroya satılıyor dedim. Morali falan bozuldu böyle bir garip bir şeyler oldu. <laughs> Diğer size bir şey söyleyeyim mi? Bizim koğuşun yüzde 85'i doğuluydu zaten. Yarısı da o doğulların Diyarbakırlıydı. Çok Diyarbakırlı vardı. Ama ben askerde temiz bitirdim ya şeyi. Yani böyle ikinci ayımda artık ee, komuta şey neyse bunları konuşmayayım lan bunlar konuşulmaz ben aslen ağrılıyım ee, 5-6 yıl önce Nida Bor'da karakol komutanıydı harbi mi lan karakol komutanı ne lan karakol yok ki orada oğlum anlatın. ya şöyle anlatayım ben belirli bir noktadan sonra işte İstanbul'da olmanın artık yırtıklığı mıdır nedir bir de tabii çok samimi olduğum için insanlarla dost olduğum için ben fabrikaydı bizim askerlik yaptığımız yer. Yani bir yanda fabrika silah üretiliyordu. Doğal olarak siviller de çalışıyordu mesai saatlerinde. Bu sebepten ötürü de böyle mesela kadınlar tuvaleti vardı. Kadınlar tuvaletinin anahtarı bende vardı. Gidip oraya e, duşumu normal böyle askerlerin aldığı yerde almıyordum da gece gidip e, X bir yerin odasındaki sıcak sıcak duşta alıyordum. Hatta böyle 30 kilo yakın verdiğim için e, böyle soyuluyordum kendime falan bakıyordum böyle benim nöbet aralarımda 40 dakika boşluğum oluyordu. Ben oraya Discovery Channel bağlattım gazinoya. Gazinoda abicim ben bütün gün Discovery Channel izliyorum. Telefon elimin altında kız arkadaşımla konuşuyorum. Discovery Channel izliyorum. Ondan sonra işte nöbete götür, getir, millete silahlarını teslim et. Çünkü silah sorumlusu bendim. Bana zimmetli 32 tane Kalashnikov vardı. Ve bir tanesi kayboldu bir gün. <laughs> Siktir ya o çok kötüydü ya. Amına koyayım şeyde çıktı o silah. Ya amına koyduğum salakları ya abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Nöbet. Bak nöbette. Yok dayak yemedim kardeşim. Nöbette insanlar kaçacak yer arardı. Yani nöbet olduğu zaman o gece 3-5 nöbetini hele ki kışın çok soğuklar bastırdı nöbetler yarım saatiniyordu. iniyordu. Ben kiloyu orada verdim zaten. 10 kilometre yürü gel 10 kilometre yürü gel. Aa dur sablarım mabları okuyacağım. Hepsini total okuyacağım abi. Dur şu an muhabbet kuruldu gidiyor. Hafızam şey olmasın etkilenmesin. Adamları kaldırıyorum uykuda. Bunu geçen gün yine anlattım. Uyanıyor pezevenk. Eee niye beni falan diye. Katlan diyorum nöbetim var. Vatanı görüyorsun yani yapacaksın bunu. Giydiriyorum hücum yeleğini. Silahını eline veriyorum. Hadi Allah diyorum. Gidiyor bunlar. Abi devriye çıkıyor. Devriye geliyor diyor ki adamlar yerinde değil. Kulede değiller. Uzman çavuşlarla aram çok iyiydi. Ulan bir gidiyorum camiye kaçmışlar caminin içi amına koyayım kıpkırmızı. Her gün bunu yaşıyordum ya. Eksi 17 derece ya. Ufoları yakıyorlar caminin içindeki 25 tane ufoyu. Ortada bir de garibimler saygılarından hani o postalı çıkarmak çok uzun sürüyor. Postallar da böyle kapının önünde girmişler hücum yeleğini çıkarmışlar parkalarını çıkarmışlar caminin dışında postalları. İçeride yan yana uyumuşlar böyle. Her defasında şey yapıyorduk komutanın e, kepini, komutanın parkasını giyip korkutuyorduk abi. Böyle ip gibi düzüyorlardı. Emredin komutanım! Vallahi komutanım çok üşüdük falan diyorlar. Siktir git diyorduk. Bizi zamana koyayım. Yalla. Çet ne diyor ki uslu durun diyorlar ya. Oğlum asker korkutmak kadar güzel bir şey yok. O iple mesela hatalı bir şey yapıyor ya. Yasak bir şey yapıyor. Zaten göt korkusuyla yapıyor onu. Hiç çatışmaya girdiniz mi terörist? Kardeşim ben 3 defa bazuka ile... Yok oğlum lan. Yok. Hiç girmedim. Hücum yeli şey. Bu böyle buralara AK-47 şarjörü takılıyor. Kalaşnikov'u anlat. Kalaşnikov abi güzel silah. Ya benim keskin nişancı rozetim var. Hep söylerim havasını atarım. Ee, genelde talimler şeyden yapılıyor. Gece vuruşu, gece atışı. Ee, 25 metre, 50 metre ve 200 metre. 200 metreden ne o? 3 defa bazuka geyik lan o. Sniper değil. Ee, tüfekte keskin nişancıyım. Ne anladın lan hücum yeleğinden? Sprey atılabiliyor mu? Keleş daha keleş nasıl kayboldu sanız? Keleş şöyle kayboldu. Ee, bir tane böyle arızalı bir tip vardı. Cihan da adı galiba. Cihan olması lazım. 6 8 6 8 nöbeti miydi? 7 9 nöbeti mi? Hatırlamıyorum. Çocuğa verdim silahını. Yanındakine de verdim silahını. Giyindiler, gittiler. Yani nöbet yerlerine bıraktım. Geri döndüm. Neyse bunların nöbetleri bitti. Almaya gideceğim. Pardon sabah içtiması var diye almaya gitmedim. Kim geldi lan? Kral geldi, kral geldi. Neyse geri döndüm abi şey ee, silahla. Bu çocuklar geldi. Ulan iki asker gelmesi lazım. Bir asker geldi. Dedim nerede lan bu? Ya dedi abi o... o adam eceliyle öldü lan Vorbent'teki. Dedim ki nerede diğeri? Ya dedi o biraz arkadan geliyor siniri bozuk dedi tamam mı? ve iyi. Sonra bir gittim şeye içtima pardon orada içtima girdi işte. Ha çocuğun da şeyini almam lazım yani imzasını almam lazım. İçtimaya fırladık. Lan cihan yok. Nerede bu herif? Bir baktım şeyde oturuyor gazinoda oturuyor. Lan dedim neredesin sen? Sayıma gelecek her şey. Keleşleri saymaya gelecekler. Silah yok ortada. Çocuk var silah yok. Oğlum diyorum silah nerede? Sikerim lan silah falan diyor. Lan diyorum sen kafayı mı yedin? Yani TSK'ya ait bir tane silah sen ne yaptın amına koyayım? Dışarı mı fırlattın? Sakladın mı? Çok büyük suç oğlum. Adamın amına koyarlar. Yani bırak geçti bir silah ile öyle şarjör marjör kaybolması ihtimali yok yani. Ve benim başım yanacak. Üstüne mi oturdun? Sakladın mı? Akşam takıp mermiyi bize mi sıkacaksın amına koyayım? Ne yapacağım belli değil. Neyse. Böyle gene afra tafrada en sonunda ben bir dellendim. Dedim oğlum bak kendine gel sikerim ben atarlandım millet ayırdım ayırdı. Ondan sonra şurada duruyor lan dedi. Abi herif silahı gazinonun mutfağının çay ocağının pardon yani yanında çay ocağı var. Çay ocağının altındaki dolaba koymuş oğlum. Dolabı bir açtık AK-47 duruyor böyle yan. Yanında da şarjörleri duruyor. Aldık amına koyayım onu gizli gizli bak parkamın içine bir soktu mu AK'yi. Namlusu götüme değiyor. Ense köküm burada. Böyle hazır oldu yürür gibi çaktırmadan üç kişiyle silahlığa kadar 2 kilometre bir kilometre hızlı hızlı yürüyüp götürdük onu koyduk. 5 dakika sonra sayım yapıldı abi. Bizim orada kasatura kasatur, bizde yoktu mesela onlar. Ya yanlış da ateş edemez. Şimdi bizim nöbetlerde şöyle bir şey oluyordu. Şarjör içi mermi dolu ama şarjörün etrafı komple bantlanmış durumda. Çünkü şey bölüm olmadığı için böyle terör odaklı bir yer, terör riski olan bir yer olmadığı için bantlıyorlar. Hatta biz onu hep yadırgıyorduk. Ulan ha, hakikaten bir şey olsa, biri bize saldırsa ben bu bantla nasıl uğraşacağım diyorduk. Ya derdi işte oğlum refize bildi. Herifin derdini bilmiyorsun ki. Lan kimisine tahta silah veriyorduk lan. AK-47 marangoza yaptırmışlar AK-47 formunda. Tahta ahşaptan silahla çıkıyor derif nöbete. Dövmedik adamı canım bizim koştan adam. Ama ağzına sıçtık yani tabi. O da bir kendini veya birini vurmasın diye. Oğlum çürüye çıkmak için kendini vuran adam var lan. Ki dizine sıktı lan biri orada. İşte efendim? Baba, biri de şey dedi babamı gördü. Babasıyla nefret ediyormuş. Ateş etmiş herif. Ne oldu lan dedi şey. Babamı gördüm diyor. Yani cevap bu. Babama sıktım diyor. Abi askere gidecek olanlar için. Ee, uyum sağlayın. İlk haftalarda, ilk ilk haftalarda uyum sağlamaya çalışın. Orası askerlik. Mahalledeki atarınız gideriniz, okulunuzdaki artistliğiniz bilmemiz orada sökmez. O yüzden e, ee, de kendinizi ezdirin çok. Ama sevdirirseniz kendinizi insanlara kimse sizinle uğraşmaz. Gecenin üçünde sana tokat atıp kalk lan şu koğuşu sil demez kimse sana. E, bedelli yapmak adamlık mıdır değil midir? Abicim bu kişinin kendi kararıdır. Bunu yargılamak kimseye düşmez. O yüzden sen kardeşim adamlığı onu yapmak olarak görüyorsan git yap. Aşkı kimseye de hesap verme hesap sorma. Ben Hakkari Çukurca'da yaptım be olaylar ne e, abi var benim de öyle. Benim gittiğim dönem birçok arkadaşım Doğu Beyazı'da gitti bilmem nereye gitti ama devrecilik dediğiniz şey gerçekten zor bir şey. Bizde mesela yoktu. Bizim